Affedersiniz. Bu sabah buraya birini getirmişler. Her gün Sürül'le birilerini getiriyorlar hanım. Tabii de bunu polisler getirmişler. Böyle genç biri, uzun boylu, sakallı. Ha, bakın fotoğrafını göstereyim size. Bakın. Sen onun anası mısın? Bu sizi ilgilendirmez. Benim onu buradan çıkarmam gerek. Dingo'nun ahırı değil burası. İşlemler var, kurallar var. O zaten özel koğuşta. Ha deyince çıkartamazsınız. Tabii, doğru. Ben çıkartamam. Ama sen çıkartabilirsin. Bak yaramazlık yaptın, evden kaçtın. Başına neler geldi gördün değil mi? Ben olmasaydım, annen olmasaydı ömrün sonuna kadar orada o hastanede kalırdın. Sakın bir daha böyle yaramazlık yapma, oldu mu oğlum benim? Tamam mı? Söz veriyor muymuş benim güzel oğlum? Ay pek de yakışıklı oldu benim oğlum saçları kesilince. Bu ne ya? Kim bu münasebetsiz? Siz miydiniz Nermin Hanım? Merhaba. Bakın eğer dünle ilgiliyse tekrar özür dilerim ama emin olun oğlum Caner artık kızınızın yanına yaklaşmayacak. Canım onlar gençler. Tabii görüşüp konuşacaklar. Yalnız ben biraz ayarında olsun diyecektim sadece. Dün epeyce rencide oldu çocuklar. Özellikle de sizinki. Yani diyordum ki... Evet, ne diyordunuz? Hiç. İyi günler. İyi günler. İrem, kızım. Zeliş ablanın evine giren haydut var ya. İşte o haydutu ben Adalet Hanımların evinde gördüm. Oraya da mı girmiş? Yok öyle değil, bayağı orada yaşıyor gibiydi. Mutfaktan çıktı. Benim gidip polisi aramam lazım. Selam. Ne dedin? Tamam, sen oyalamaya çalış. Ben de bir şeyler düşünürüm. Anne. Nermin teyze Soner'i görmüş. Polise haber verecekmiş. Caner, şimdi bittik biz Caner. Bittik biz Caner, bittik biz. Caner. Yo anne, bitmedik. Aslında... Nermin teyze de senden farklı değil. O da çocuğu için aynı şeyi yapmış. Alo Resul dayıcığım, benim acil bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Seni sonra arasam olur mu acaba? Ne diyorsun sen? Aa! Depoda ne kadar kereste varsa hepsi yanmış Nermin. Yok kızım. İtfaiye elektrik kontağı değil dedi. Resmen kundaklamışlar. Benzin döküp yakmışlar yahu.
Ama ben biliyorum kim yaptı. O Deus'un işi bu. Kadir yaptı bunu. Attığım tokatın acısını çıkarmak için yaktı canım depoyu. Gerçekten Kadir'in yaptığından emin misin dayıcığım? Yani bir düşmanı falan olmasın. Tamam, tamam dayıcığım. Sen şimdi polise git. Şüphelendiğini söyle. Ondan sonra bana haber ver. Olur mu? Tabii polise şikayet edeceğim Nermin. Büyük geçmiş olsun dayıcığım. Büyük geçmiş olsun. Resul dayı mıydı arayan? Ne olmuş? Anlatsana anne. Kızım benim polisi aramam lazım. Sonra anlatırım. Kapı. Alo. İyi günler. Bir ihbarda bulunacaktım. Kapatın o telefonu Nermin Hanım. Komşumun evinde. Eğer beni ihbar ederseniz, ben de sizin oğlunuzun Seliş'in kayınvalidesini öldürdüğünü anlatırım. Siz benim sırrımı saklayacaksınız. Ben de sizin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.